Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Gerçekten alev alev bir gündeyiz. Daha doğrusu son 1-2 saat çok hareketli geçti sınırımız açısından. Günün sorusu Amerika Suriye'den çekiliyor mu? Biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna kapsamlı bir harekata hazırlanıyor. Ve bizim şimdi bu soruyu sormamızın nedeni akşamüstü geçen bir dizi haber. Yani son 2 saatte oldu hemen hemen her şey. Adını açıklamayan bir Amerikalı yetkiliye dayandırıldı o haber. O habere göre Amerika Suriye'deki tüm askeri varlığını geri çekebilir. Biz haber merkezinde önce şüpheyle yaklaştık habere, niye çekilsin diye düşündük ama haberin gerçekliğini tartıştığımız dakikalarda Amerikan Başkanı Trump'tan bir Twitter mesajı geldi. Şöyle diyordu, Suriye'de bulunmamızın tek amacı DAEŞ'ı yenmekti, yendik. Herhangi bir şey söylemiyor ama yendik dedi Trump o mesajda. Yani kısmen doğruladı o haberleri ve hemen ardından Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Ve diyor ki Suriye'den çekilmeye başladık şeklinde bir açıklama. Peki neden böyle bir karar aldı Amerika ve bundan sonra ne tür gelişmelere sahne olacak Suriye? Temkinli yaklaşıyoruz bu tür açıklamalara çünkü hangi Amerika sorusunu hep sormaya devam ettik biliyorsunuz. Trump'ın kararlarından da döndüğünü biliyoruz zaman zaman ama mesela kendi partisinden tepkiler de var. Orada kalmaya devam etmeliyiz diyenler de var ama çekilme başladı diyor resmen Beyaz Saray. İzlemeye, aktarmaya devam edeceğiz. Hep bir soru işaretiyle yine de temkinli davranmaya devam edeceğiz. Ama günün notlarını aktaralım önce. Suriye'de bulunmamızın tek amacı DAEŞ'ı yenmekti, yendik. Amerikan Başkanı Donald Trump, uluslararası haber ajanslarının flash manşetiyle geçtiği Amerika Suriye'den tamamen çekilecek haberinden yalnızca dakikalar sonra yaptı bu açıklamayı. Haber ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırıldı. Suriye'de DAEŞ'la mücadele sona erdi, artık hızlı ve toplu bir çekilme olabilir sözlerine yer verildi. Amerikan Başkanı'nın dakikalar sonra paylaştığı DAEŞ'ı yendik mesajı da haberi doğruladı. Ama Savunma Bakanı Pentagon'dan henüz bir açıklama yok. Amerika'nın 2000 askerini Suriye'den ne zaman çekeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu çekilme Amerika'nın bölgedeki askeri varlığının tamamen sona ereceği anlamına gelmiyor. Çünkü Amerika'nın Irak'ta da resmi olarak bulunan 5200 askeri, çok sayıda helikopter ve savaş uçağı da bulunuyor. Elbette biraz önce söylediğin gibi akılda soru işaretleri var. Şimdi harita üzerinden biraz tekrar hatırlamaya gayret edelim. Fırat'ın doğusu demiştik. Fırat'ın doğusunda Amerikan gözlem noktaları var ve Amerikan gözlem noktaları bir hayli fazla sürekli tahkim edildi. Amerika Birleşik Devletleri 10 bin kilometre öteden geldi ve buraları tahkim etti. Yani o bölgelerde mesela gözlem noktaları oluşturdu. Gözlem noktalarını da PYD-YPG'lilere teslim etti. Tam sınırımızın yanı başında ama Türkiye uzunca bir süredir söylüyor biliyorsunuz. Oralara operasyon düzenleyeceğiz diye. En son Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra da hazırlıklar iyice hızlandı. Arkadaşlarımız da o noktalarda haber nöbetlerini tutuyorlar. Yaklaşık 40 kilometre derinlikte bir bölgeden bahsediyoruz. Ve bu bölgede Amerikan gözlem noktaları var. YPG'liler, PYD'liler de orada. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu noktalardan çekilirse bundan sonra ne olacak? Bir peşmerge konumlandırma meselesi de vardı. Henüz netleşmiş değil ama bu tablo değişecek önümüzdeki günlerde. Ve elbette Türkiye'nin yapacağı operasyonla. Şunu söylemek mümkün. Kuşkusuz Türk diplomasisinin gündeme bomba gibi düşen haber sabaha karşı geldi. Sadece bu değildi gelişme. Türk diplomasisinin bir başarısı olarak da görünebilir. Amerikan Savunma Bakanı'ndan bir haber daha geldi. O haber de çok önemli. Şimdi o haberin ardından zaten bu haber geldiğinde hepsini zincirleme bir reaksiyon olarak görebilirsiniz. Pentagon şöyle dedi o habere göre. Hava savunma sistemi Patriot'ların Türkiye satışına onay verdi. Bu çok önemli bir gelişme ama şu notu da ekleyelim. Senato'nun da onaylaması gerekiyor bunu. Peki Amerikan yönetiminin aldığı bu karar ne manaya geliyor? Türkiye'nin bir de S-400, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili Rusya ile vardığı anlaşma var. Bu karar acaba bozulur mu? Tüm bu soruların cevaplarını bulacağımız haberimizi izleyelim şimdi. Amerika maalesef İstediklerimizin büyük bir çoğunluğuna hep şu cevabı verdi. Kongre müsaade etmiyor.
Pentagon, Patriot hava savunma füzelerinin Türkiye'ye satışına onay verdi. Karar Amerikan Kongresi'ne iletildi. Günün sıcak gelişmelerinin başındaydı bu karar. Türkiye uzun yıllar boyunca havadan gelebilecek tehditler için bir uzun menzilli hava savunma sistemi arayışındaydı. Adaylardan biriydi Patriotlar. 19 bin silah, araç, gereç bunları sen terör örgütüne gönderiyorsun. Bana paramla vermiyorsun, ona parasız veriyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Amerika ayak diredi, bekletti. Ankara ise Çin, Avrupa ve Rusya dahil diğer adaylarla proje üzerine çalışmalarını sürdürdü. Sonunda da Rusya ile S-400 anlaşması yapıldı. Peki Amerika'nın bu kararı ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri tarafı bir takım formüller ortaya koymaya çalışıyordu. İlk hedeflerinden bir tanesi S-400 alımından Türkiye'yi vazgeçirmekti. Yerine Patriot'ları vermekti ancak bunda başarılı olamadı. Türkiye'ye Patriot satışına Pentagon'un onay vermesi nihai bir karar değil. Çünkü Amerika'nın silah satışları Kongre ve Senato'nun onayıyla mümkün. Hatta Rus hava savunma sistemi varken Patriot da alınabilir mi sorusu geliyor. Bir tanesinin avantajı NATO sistemine doğrudan entegre edebiliyor olmanız. Bunun ortaya çıkaracağı bir takım avantajlar var. Ama S-400'ü öte taraftan NATO sistemlerine ve Türkiye kendi kullandığı, NATO ile birlikte ortak kullandığı hava savunma sistemine entegre edemeyecek. Bu ciddi bir sorun. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın onayladığı Patriot füze sisteminin değeri yaklaşık 3,5 milyar dolar. Haberin duyulmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama da Kremlin'den geldi. Ruslar, Amerika'nın bu kararının mevcut S-400 anlaşmasını etkilemeyeceğini, projenin tamamlanacağını duyurdular. Beyaz Saray kaynakları önce CNN ve Washington Post'a konuşmuştu ama sonra Trump doğruladı bu gelişmeyi. Yani Amerika Suriye'den büsbütün çekilme kararı aldı. Ve tabii bunun etkilerini konuşuyoruz. Son dakika gelişmesi olarak ekonomiye de bakmak lazım. Görünen o ki önümüzdeki günlerde de bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin yapacağı operasyonun acaba ne derecede değişeceğini veya bu konuda neler olabileceğini, sahaya nasıl yansıyacağını göreceğiz. Karara ekonominin, doların ilk tepkisi de beklendiği gibi oldu. Düşüşlü oldu. Gün içinde 5.35 seviyelerinde seyrediyordu dolar. An itibariyle 5.27'ye kadar düştü. Tabii Euro'da da biraz düşüş var. Bakalım izleyelim önümüzdeki günlerde kurdaki bu düşüş devam edecek mi? Şimdi elbette sınırdaki gelişmelere de bakacağız ama bir son dakika gelişmesi daha var. Onu da aktaralım. Yağmur gibi gerçekten. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi o açıklama. Doğu Akdeniz'de Amerika ile ortak bir askeri tatbikat düzenledi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı. Bu da ilginç bir gelişme. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Gökçeada ve TCG Gemlik fırkateynleriyle bir helikopter ve bir deniz karakol uçağı katıldı o tatbikata. Amerikan tarafını ise bir muhrip temsil etti. Tatbikat Kıbrıs Adası güneybatısında icra edildi ki o bölgeler sorunlu bölgeler biliyorsunuz. Petrol arama çalışmaları nedeniyle çok önemli bir gelişme. Doğu Akdeniz'de bir enerji gerilimi var çünkü ve bu gerilim sırasında Türk Deniz Kuvvetleri Amerikan donanmasıyla ortak bir tatbikat düzenledi bilgisi az önce geldi. Bizlere servis edildi, bildirildi. Yani birden ilişkilerde bir fersah fersah atlama söz konusu ama tekrar ediyorum bu gelişmeleri bu gece sakinlikle karşılayıp yarın acaba yansımaları ne olacak? Ankara'nın tepkisi ne olacak? Bunlara bakmamız gerekiyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Suriye sınırında durum ne? Hemen onu aktaralım. Hareketlilik bugün de sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon öncesine sınır hattına yığınak yapıyor. Teröristler de hendek kazmanın peşinde. Nusaybin'in karşısındaki Kamışlı'ya da zırhlı nöbetçi kulübeleri getirdi teröristler bugün. Amerika ise peşmerge kozunu sahaya sürdü. Az önce dipnot olarak vermiştim. Şimdi detayına bakalım. Sınır hattı hareketli. Mehmetçik operasyon için günleri hatta saatleri sayıyor. Yığınak sürüyor. Bu görüntüler Hatay'da kayda alındı. Takviye amacıyla bölgede tutulan komandolar zırhlı araçlarla birlikte Kilis'e kaydırıldı. Cerablus yakınlarındaki sınır hattına konuşlandı. Mehmetçik yoğun sis altında da boş durmadı. İşte şu anda sınırın sıfır noktasındaki yoğun sis altında da askeri hareketlilik devam ediyor. Özgür Suriye ordusu da teyakkuzda. Türk askeriyle birlikte bölgeye yönelik kara harekatında yer alacak birlikler hazırlıklarını tamamladı. Fırat'ın batısında Münbiç bölgesinin kuzeyine konuşlanan Özgür Suriye ordusuna bağlı timler elleri tetikte teröristlerin bulunduğu bölgeyi gözetliyor. Teröristler ise panik içinde mevzi ve hendek kazma derdinde. Savunma hattı oluşturmaya çalışan terör örgütü YPG
Türk askerinin sınırı geçmesi muhtemel noktalarına takviye yapıyor. İşte o noktalardan biri Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kenti. Dün gece silah seslerinin yükseldiği ilçeye terör örgütü YPG tırlarla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirdi. Amerika'nın bölgedeki oyunları da sürüyor. Peşmergelerle YPG'li teröristleri gizli toplantıda bir araya getirdiler. Türk ordusuyla teröristler arasında peşmergelerden oluşan gruplar tarafından tampon oluşturulması gündemde. Eğer bu gerçekleşirse silahlı peşmergeler Suriye'nin kuzeyine geçerse Cerablus'tan Irak'a kadar uzanan bu hatta konuşlanacaklar. Türk askeriyle YPG'li teröristler arasında tampon görevi görecekler. Bunları buraya koyarak bir şekilde Türkiye'nin harekatını domine etmeye çalışıyor. Evet, Abdullah Ağar'ın bıraktığı noktadan devam edelim. Türkiye'nin yapacağı harekatı domine etmek, yani belki de engellemek, bir tampon bölge oluşturmak istiyor olabilir Amerika Birleşik Devletleri. İşte biraz önce tam da buna vurgu yapmıştık zaten. Evet, Suriye'den çekiliyoruz diyor Trump. DEAŞ'la işimiz bitti, onları yendik diyor. Askerlerimizi çekeceğiz diyor. Beyaz Saray'dan çekilme açıklaması geliyor. Patriotlar onaylanıyor. Ortak tatbikatlar yapılıyor ama deyip bir soru işareti bırakmak lazım. Dediğim gibi gelişmeler çok hızlı oldu. Ankara'nın buna tepkisi ne olacak? Ve asıl sahada Türkiye ne diyecek? Asıl mesele bu. Çünkü diplomasi alanında Türkiye çok kararlı ilerledi. Sahadaki kararlılık da bunu destekledi. Önümüzdeki günlerde bu kararlılık devam edecek mi? Ve sahada Suriye sınırında neler olacak? Gözlem noktalarındaki teröristler temizlenecek mi? Operasyon ne zaman başlayacak? Bunların hepsi birer soru işareti. Ama son noktada Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilme kararı aldı ve o çekilme başladı. Bunun yansımalarını önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde araştıracağız ve ekranlarınıza taşıyacağız. Haberler fırtına gibiydi bugün gerçekten, özellikle akşam saatlerinde, ama gerçekten de bir fırtına vardı. Türkiye'de biliyorsunuz hava şartları bugünlerde giderek ağırlaşıyor. İstanbul'da bugün çok kuvvetli bir fırtına vardı. Dalgalar devasa boyutlara ulaştı. Şile'de bir kuru yük gemisi sürüklendi, kıyıya vurdu, kıyıya oturdu, karaya oturdu. İçinde 16 mürettebat vardı. Kıyı emniyeti elbette onları kurtarabilmek için canını dişine taktı. Çünkü gemi her an ortasından kırılabilir ve bir faciaya yol açabilirdi. Nefes kesen bir kurtarma operasyonu yapıldı. ATV Haber de oradaydı. Kuru yük gemisi dev dalgaların arasında adeta kayboldu. Mürettebat ölümle yaşam arasındaki çizgide gidip geldi. Komoros bandıralı Natalia isimli kuru yük gemisi Şili açıklarında seyir halindeyken işler ters gitti. Gemi azgın dalgaların arasında kalarak sürüklenmeye başladı. Komoros bandıralı gemi gece saatlerinde Şile'den Ambarlı Limanı'na gidiyordu, ancak şiddetli fırtınadan dolayı kaptan geminin kontrolünü kaybetti ve Şile'de bulunan sahil köydeki kara burunda kıyıya vurdu. Gemide bulunan 16 mürettebat sürüklenmeyi durdurmak için demir attı. Ama dalgalar gemiyi kayalık bölgeye doğru savurmaya devam etti. Ya, hava sıkıntı oldu. Ondan beri şey oldu. Demir attık biz. Evet. Demirden sonra dalgası getirdi buraya. Kıyı emniyetine bağlı ekipler çok geçmeden soluğu Şile'de aldı. Ancak mürettebat başlangıçta yardım teklifini kabul etmedi. Gemi kayalık bölgeye sürüklenince işler değişti. Çünkü tabanda hasar vardı. Geminin su alarak batması an meselesiydi. Mürettebat yardım çağrısı yapmak zorunda kaldı. Ekipler başlangıçta bir başka gemiyle yanaşarak mürettebatı kurtarmayı düşündü. Ancak dalgalar ve kayalar planın değişmesine neden oldu. Kıyı emniyeti, kara tahliye ekipleri ve jandarma ekipleri şu anda geminin bulunduğu kara buruna geldiler ve geminin içindeki 16 kişilik mürettebatı nasıl kurtaracaklarına dair şu anda plan yapıyorlar. Sonunda kıyıdan gemiye doğru halat gerilmesine karar verildi. Zor şartlar altında yapılan hazırlık saatler sonra tamamlandı. Nihayet 16 kişilik mürettebatı hayata bağlayacak halat gemiye sabitlendi. Mürettebat uzatılan halatla beraber rahat bir nefes aldı ve can yeleklerini giyerek hazırlığa başladılar.
İlk mürettebat arkadaşlarına el sallayarak halat üzerindeki kurtarma simidine bindi. Ne rüzgar ne de dalgalar bitmek bilmedi. Halat üzerindeki mürettebat zor şartlar altında santim santim kıyıya yaklaştırıldı. Mürettebatın dalgalar üstünde kıyıya çekildiği anlar havadan böyle görüntülendi. Nefes kesen o anlarda malcanın yongasıdır deyimi bir kez daha gerçeklik kazandı. İki mürettebat bavullarıyla birlikte halata bindi. Zaman daralıyordu. Herkes geminin saplandığı yerden kurtulmasından ya da batmasından korkuyordu. Bu nedenle nefesler tutulmuştu. Kurtarma ekipleri saatler süren çalışmanın ardından gemideki 16 kişilik mürettebata ulaşmayı başardı ve gemiyle kara arasında bir halat çekildi. Halata bağlı mekanizmaya oturtulan mürettebattaki kişiler şu an karaya çekiliyor. Mürettebat tehlikeye rağmen dalgaların üzerinden çekilerek tek tek kıyıya böyle ulaştı. Tüm mürettebatın kurtarılmasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Çok şükür bu, her şey iyi. Allah razı olsun. Kıyamet anında müdahale ettiler. Yardımlarını gösterdiler. Çok memnunuz. Kurtarılan 16 kişi hastanede tedavi altına alındı. Meteoroloji mega kent için fırtına, karla karışık yağış uyarısını günler önce yapmıştı. O uyarının ne kadar haklı olduğunu biraz önce gördük. Gün boyu da yaşadık aslında. Sokakta ayakta durmak dahi zordu bugün İstanbul'da. Hem kar hem de fırtına vardı. Bazı yerlerde sağanak yağmur kentin genelinde. Taşan dereler, su basan evler oldu. İstanbul'un doğusu sele, batısı kara teslim oldu. Sağanak yağışla birlikte dereler taştı, yollar ve bazı evler su altında kaldı. Boğazın rengi kahverengiye döndü. Önce meteoroloji, ardından da AKOM ardı ardına uyarı geçmişti. O uyarıların ardından da İstanbul'da şiddetli sağanak yağış ve fırtına etkisini gösteriyor. Yağışla birlikte yollar göle döndü. Araç sürücüleri yoluna güçlükle devam edebiliyor. Yol kapalı, biz de mahsur kaldık burada. İstanbul'u vuran sağanak yağış ve fırtına dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Sabaha karşı şiddetini artıran fırtına hem kara hem de deniz ulaşımını vurdu. Deniz otobüslerinin birçok seferi iptal edildi. Sağanak yağış nedeniyle Şişli'de bir gecekondunun çatısı çöktü. Ev sahibi içeride mahsur kaldı. Evden son anda çocuğunu alarak kurtulmayı başaran anne, gözyaşları içinde eşinin kurtarılmasını izledi. Gün aydınlandığında gece boyu yağan yağmurun verdiği zarar çok daha net ortaya çıktı. Sağanak yağışla birlikte Kağıthane'deki Cendere Deresi'nin debisi de yükseldi. Şiddetli yağışlarla birlikte derenin bazı noktalarında taşmalar meydana geldi. Tabii ki bu taşkınların bir anlamı da derenin sağında ve solunda bulunan iş yerleri için risk anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi derenin içindeki ağaçların neredeyse yarısına kadar su yükselmiş durumda. Deredeki su saatler içinde yolu tamamen kapladı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Normal dere seviyesi yarım metre gibiyken şu anda 3,5-4 metreyi geçti. Ayaz Ağa'da pek çok evi su bastı. Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti. Fedakarca görev yapan itfaiye erleri evlerinden çıkamayanları da sırtında taşıdı. Gel, olan oldu, gel, ağlama, gel. Arnavutköy'de de benzer manzaralar vardı. Sarıyer'de ise felaketin eşiğinden dönüldü. Yol çöktü. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Duvarın uçacağı zaten belliydi. Ben 11 gün önce buraya dilekçe yazdım, verdim. Fen işlerine götürdüm, verdim. Kimse dikkate almadı bizi. Gün boyu yağan yağmurla birlikte akan çamur İstanbul Boğazı'nın da rengini değiştirdi. Boğaz havadan böyle görüntülendi. Günü olumsuz hava şartlarıyla mücadele ederek geçiren İstanbullulara meteoroloji yeni bir haber de verdi. Yağış ve fırtına bu gece yarısından sonra yerini bulutlu bir havaya bırakacak. Güneş ise cumartesi günü kendini gösterecek.
İşte mega kenti İstanbul'da gün böyle geçti ama karın yurda giriş noktası Trakya'ydı. Bölge geceden sabaha kadar olan sürede bembeyaz oldu. Görüntüleri izliyorsunuz zaten. Çocukların beklediği tatil haberi de daha dersleri çalmadan geldi. Okullar Tekirdağ'da 2, Edirne ve Çanakkale'de ise 1 gün tatil. Ama bu sürenin uzama olasılığı da var. Çünkü kar yağışının Trakya'da bu geceden itibaren daha da artması bekleniyor. Ama İstanbul'da böyle bir şey söz konusu değil. Az önce de gördünüz, hafta sonu hava güneşli olacak. Çünkü İstanbul'a gelmeden ısı adacık meselesi biliyorsunuz. İstanbul'un ısısı nedeniyle o kar bir türlü buraya gelmiyor. Bazıları için, bazıları için kötü ama doğa için hiç de iyi bir mesele değil elbette. Amerika'nın Washington eyaletine kasırga nedeniyle gideceğiz şimdi. Bir hortum felaketi aslında. Felaket o kadar büyüktü ki neredeyse eyaletin birçok yerinde ayakta köy kalmadı. Birden belirdi, önüne çıkan ne varsa göğe savurdu. Felaketin adresi Amerika'nın Washington eyaleti. Bastıran kasırga kısa sürede Port Orchard ilçesini etkisi altına aldı. Kasırga etkisini yitirmeye başlamıştı ki bu kez de bir hortum oluştu. O anlar kameralara böyle yansıdı. Hızla ilerleyen hortum çatıları uçurdu. Araçlar kağıt gibi savruldu. Safeway parking lot. I mean the gas station. Hortumun şiddetine dayanamayan ağaçlar kökünden sökülüp devrildi. Elektriklerin kesildiği bölgede halk sığınaklara indi. Kasırga ve hortumda ölen yok. Bölgedeki yaşanan yıkımsa gökyüzünden görüntülendi. Maddi hasarın 10 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Önce engelli olduğunu iddia etti. Sonra engelli değilim ama ayaklarım ağrıyor dedi. Benim ayağımda bir ağrı var. Sahte dilencinin zabıtayı kandırmaya çalıştığı anlar. Birazdan ATV Ana Haber'de. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri ile devam edeceğiz. Bugün külliyede düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Başkan Erdoğan vefa ödülüne layık görülen İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstanbul'daki evinin müzeye dönüştürüleceğini açıkladı. Törende kimi zaman duygusal, kimi zaman da çok renkli anlar vardı. İzleyelim. Külliye'de sanat şöleni yaşandı. Tarihçi Murat Bardakçı çaldı, Erol Sayan söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın sesi güzel, biliyoruz. O zaman salonla beraber okursunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Başkan Erdoğan o unutulmaz esere işte böyle eşlik etti. Külliye'de kültür sanat büyük ödülleri töreni vardı. İmam Hatip öğrencisiyken liseler arası yarışmaya giriyorum. Ve edebiyat hocam bana Asım'ın neslinden bir parçayı okumamı söyledi. Ve ben de o parçayla birinci olmuştum. Akif merhumun o şiiriyle. Erdoğan gençlik yıllarına döndü. Kaynana zırıltısı o zaman modaydı. Başladılar onunla provoke etmeye. Ben de bu defa mikrofonu yere koydum ve şiiri mikrofonsuz olarak okudum. Sonunda tabii salon bir garip oldu. Muhteşem bir alkış ve birincilikle o yarışmayı bitirdik. Merhum Akif bu. Bu yıl tarih ve sosyal bilimler dalında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat ve fotoğraf alanında İzzet Keribar ödüle layık görülürken vefa ödülü ise Mehmet Akif Ersoy'a verildi. Bu müze evinin bilhassa gelecek kuşaklara üstadı daha yakından tanıma ve anlama imkanı vereceğine inanıyorum.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mecliste bakanlığın bütçe sunumunda konuştu bugün ki meclisten bir haberimiz de olacak birazdan. Ama önce bakanın sözlerini getirelim ekranlarınıza. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı vardı sözlerinde. Amacımız enflasyonu tek haneli rakamlarda kalıcı olarak tutmak dedi Bakan Albayrak. Döviz ve altın tahvili ihracının ne kadar önemli ve stratejik bir adım olduğunu da özellikle altını çizerek vurguladı. Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmektir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mecliste bütçe mesaisindeydi. Yıl sonuna kadar ki bu bütçelenen faiz ödemesi 2 milyar 413 milyon TL daha aşağıda gerçekleşmiştir. Bakan Türkiye ekonomisine ilişkin resesyon yani daralma iddialarına yanıt verdi. Türkiye 3. çeyrekte kur artışı, faiz artışı, enflasyon artışına rağmen %1.6 büyüyerek bırakın küçülmeyi güçlü ve sağlıklı büyümesine devam etmiş. Sağlam adımlarla, yoluna emin adımlarla devam etmiş. Albayrak, döviz ve altın tahvili ihracının önemli ve stratejik bir adım olduğunu söyledi. Altına dayalı tahvil ihracı son 2 yılda 6,5 tona yakın altının yastık altından Türkiye ekonomisine kazandırılmasına vesile olarak aslında devlet olarak ne kadar doğru bir kayıt dışı sermayenin kayıt içine getirildiğini ortaya koydu. Teşekkürler Sayın Bakanım. Meclisten tartışmaları ekranlarınıza getireceğiz demiştik. Fox TV'de yapılan çağrıya HDP'den bir destek geldi. Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan Filiz Kerestecioğlu skandal cümleleri tekrarladı. Meclisteki bir diğer tartışma ise CHP tarafından ateşlendi. Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın sözleri genel kuruldaki tansiyonu yükseltti. Ona yanıt AK Partili Özlem Zengin'den geldi. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa? Gazeteci Fatih Portakal yalnızca ülkedeki vahim tabloyu tasvir etmişti. Protesto edelim, zamları protesto edelim. Hadi bakalım yapalım. Kaç kişi çıkar Allah aşkına söyler misiniz? Yapabilecek miyiz? Ya Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor. Kaç kişi çıkacak korkudan, endişeden sokağa? Yarın beni de alırlar, sizi de alırlar, onu da alırlar. Fatih Portakal'ın sorusuna verilen tepkiler bile sorunun haklılığını ve durumun vahametini ortaya koyuyor. Sen bir sus, bir sus. Sus! Sayın milletvekilleri. Hiç kimsenin bu kürsüden bunu yapmaya hakkı yok. Sus sen! Terbiyesiz! Sus! Atmayın laf arkadaş ya. Ya bir dur, yerinden sataşmadan bahsediyorum. Hakaret hiç olmaz mecliste. Otur yerine! Söz atarsan söz alırsın. Yoksulluk yok, soysuzluk yok, arsızlık yok. Yolsuzluk mu yok, soysuzluk mu yok? Aynen böyle konuşuyor. Ya ne özür dilemesi ya? Size laf edilmiş değil. Ben aileni iade ediyorum. Sizi itham etmesi mümkün değil. Ben karşısına çıkarım. Öyle şey olur mu? Öyle, ama efendim size... Hayır hayır. Neyi dileyecek? Memlekette soysuzluk yok mu? Yolsuzluk yok mu? Neyi dileyecek? Söz bende. Yolsuzluk da var, soysuzluk da var. Bileşime 10 dakika ara veriyor. Acın baba neler? İşkence kurbanı papağan ameliyat oldu. Acın baba diyeceksin. Murat Özdemir ise 21 gün boyunca zorunlu psikiyatrik tedavi görecek. Ayrıntılar birazdan. Acun! İstanbul Bayrampaşa'da gaspçı dehşeti yaşandı bugün. Üstelik de çok işlek bir caddede ve etrafta onlarca kişi varken 3 gaspçı takip ettikleri adamı önce tekme tokat dövdü. Sonra da elindeki çantayı alıp kaçtı. Elinde çanta, kaldırımda ağır adımlarla yürüyen bu adama ve arkasından gelen gri renkli otomobile dikkat. Gözü dönmüş gaspçılar, çantalı adam köşeyi döner dönmez harekete geçti. Önce biri, sonra diğeri derken 3 kişi oldular. Çantayı alıp kaçmak için adama tekmelerle, yumruklarla saldırdılar. Talihsiz adam direnince bu kez yere yatırıp tekmelediler. Dehşet anında onlara kimse müdahale de edemedi. Tornavida falan vardı, elinde vardı. Bir şeyler, bir hamle yaptılar o sırada. Aldılar çantayı, kaptılar gittiler. Kapkaççı dehşetinde adres bu kez Bayrampaşa.
Çantalı adam her şeyden habersizdi. Metroya yürüyordu. Belli ki izleniyordu. Onu takip eden araç uygun zaman gelince durdu ve içinden 3 kişi ardı arda indi. Zavallı adam uzun süre karşı koyamadı. Gözü dönmüş kapkaççılar çantayı aldıktan sonra hızla araçla uzaklaştı. Müdahale etmeye çalıştılar. Polis de vardı orada. Polis müdahale etti, olmadı sadece. Kaçtılar, gittiler sadece. Zavallı adam o halde yerden kalkıp peşlerinden koştu ama yetişemedi. En acısı da her şey güpegündüz herkesin gözü önünde ve birkaç saniye içinde olup bitti. Ankara'da ise dün gece bir kadın canını ortaya koydu. Durdurmak istediği aracın önüne geçti. Sürücü ne yaptı dersiniz? Yapmaması gerekeni. Otomobilin önüne atladı, avazı çıktığı kadar bağırdı. Yardım istedi. Bir yandan da sürücüyü durdurmaya çalıştı. Ama nafile, sürücü durmadı. Arabayı kadının üzerine sürdü ve onu metrelerce sürükledi. Görüntüler Ankara'da kayda alındı. Başka bir sürücü cep telefonuyla çekti. Kadının neden aracın önüne atladığı ya da sürücünün neden arabayı onun üzerine sürdüğü bilinmiyor. Görüntü burada sona eriyor. Olayın sonunda ne oldu bilinmiyor ama polis şimdi her yerde bu şoförün izini sürüyor. Yine Ankara ile devam edelim. Bir rezidansın 20. katından düşüp hayatını kaybeden ya da itilen üniversite öğrencisi Şule Çetin ölümüne ilişkin gizem hala çözümlenmiş değil. Çözülebilmiş değil. Cevabı aranan soru şu: Şule Çet öldü mü öldürüldü mü? Savcının iddianamesi kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanacak. Mahkemeden çıkacak sonuç herkes tarafından merakla bekleniyor elbette ama. ATV Haber Şule Çet'in ölmeden önceki son görüntülerine ulaştı. İşte o görüntüler. Olayın şu anki gerçekliği kasten adam öldürme. Ve bu durum hani canavarca hisle adam öldürme. Oradan itildiği veyahut da boğuşurken attıklarını düşünüyor. Aman çok çalışıyorsunuz bu aralar. Hiç sevmedim yani. Gidişatınız hiç iyi değil. İşte Şule Çet'in son görüntüleri. Görüntüleri kaydeden iki sanıktan biri. Çok çalışmak var ya, hiç iyi değildir. Üniversite öğrencisi genç kız bu görüntülerden sadece dakikalar sonra 20. kattan düşerek hayatını kaybediyor. Peki cinayet miydi yoksa intihar mı? İşte bu sorunun yanıt bulmasına az kaldı. Şule Çet bu plazanın 20. katından düştü mü yoksa itildi mi, bu tartışma uzun süredir devam ediyordu. Tartışmaya son noktayı da iddianameyi hazırlayan savcı koydu. İki sanık hakkında cinayet, ırza geçme ve hürriyeti tahdit suçlarından ceza isteminde bulundu. Şüpheli iki kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis sistemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianame, Şule'nin cinayete kurban gitmiş olabileceğine yönelik ihtimalleri güçlendiriyor. Hatay'dan bir haber. Zabıta tekerlekli sandalyede dilenen bir genci takibe aldı. Sözde yürüyemiyordu. O genç, yani dilenci ve bakın zabıtayı görünce ne yaptı? Ben kalkıp gireyim. Önce belden aşağım tutmuyor dedi. Zabıta inanmayınca yalanını ayaklarımı ağrıyor'a çevirdi. Ağrım var da ben bununla, benim ayağımda bir ağrı var. Tam hakkında ceza yazılacaktı ki birden ayaklandı, koşmaya başladı. Hatay'da kendine engelli süsü veren adam iddiaya göre duygu sömürüsü yaparak dileniyordu. Karşısında zabıtayı bulunca ne yapacağını şaşırdı. Ben kalkıp gireyim. Abla biraz ilacımı için bakayım. Tamam. Olur. İlacımı için valla o beni biraz düzeltiyor. Ne yalan. Ama ağrı kesin. Sandalyeden defalarca 1001 numarayla ayağa kalktı. Aslında amacının kaçmak olduğu sonradan anlaşıldı. Düzgün kalk. Ağrım var da ben bununla, benim ayağımda bir ağrı var. Dik yürü. Ayaklarına birdenbire can gelen adam kaçarak izini kaybettirdi. Doğal bir antibiyotik ve C vitamini deposu. Her derde deva soğan kebabının faydaları, tarifi. Birazdan ATV Ana Haber'de. Ve günün görüntüsüyle öne çıkanların da sıra.
Çalan pop şarkıya davuluyla eşlik etti. Yakaladığı ritim izleyenleri mest etti. Aydınlı Genç'in davul şovu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Malum, naylon poşetler artık yerini filelere bırakıyor ve bu yüzden de kurslarda hummalı bir çalışma var. O kursların acemi ama bir o kadar da azimli öğrencileri de var. İzmirli 85 yaşındaki Ali Rize gibi. Sabahın erken saatlerinde tığ eline alıyor, bir ilmek atabilmek için adeta kılı kırk yarıyor. Öğrenmeye çalışıyorum ondan. İngiltere'de iki amatör takımın kupa mücadelesinde öyle bir karambol yaşandı ki izlerken taraftarların nefesi kesildi. Doğal ortamlarından uzak Amerika'da bir hayvanat bahçesinde tutulan kutup ayıları hayatlarında ilk kez kar görmenin mutluluğunu böyle yaşadı. Ziyaretçilerin bağışlarıyla bulundukları ortam yapay karla dolduruldu. Ayıların karla buluştukları andaki sevinci görülmeye değerdi. Kendini arkadaşı için can simidi yapan bu köpekse yılın kahramanı unvanını sonuna kadar hak edenlerden oldu. Giresun'un kol bastısını izleyip hayran kalmayan yoktur. Biz de bildiğimiz telden çalıp bu görüntü için Afrika usulü kol bastı desek çok da abartmış olmayız sanki. Son 48 saatin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Papağanına yaptığı işkenceyle gündeme gelen Murat Özdemir. Dün akşam akıl hastanesine sevk edildiği bilgisini aktarmıştık sizlere. Peki o saatten sonra ne oldu? Özdemir şimdi nerede? Ya da işkence gören papağanın durumu nasıl? Bakalım. Acın baba diyeceksin. Normal dışı tavırları sergiliyor belli. Ben şurada yürüdüğümde bile artık tedirgin olabilirim o benim yanımdayken. Şimdi tedavi altında. Ya hani onun adına da kendi adımıza da mutluyum. Zavallı papağana yaptığı işkence görüntüleri kan dondurmuştu. Murat Özdemir artık Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 21 gün boyunca tedavi altında olacak. Çık git dışarı. Çık çık. Özdemir, talihsiz papağanın boğazını sıkıp uzun süre nefessiz kalmasına neden oldu. İnfiale yol açan görüntü. Toplamda 58 saniye ama her anında şiddet ve öfke var. Son dönemde çevresi de bu agresif hareketlerden şikayetçiydi. Murat çık. Çık dışarı. Mesela şurada araç var diyelim. İşte bu araba kimin? Tartışıyor. Araba kelimeler. Her taraf mezarlık dolu insanlar. Efendim bir kurşuna bakar deyince artık fıtırdım. Dedim ya sen ne diyorsun? Zavallı papağansa koruma altında. Bugün ameliyat edildi ama büyük stres altındaydı. Öyle ki erkek veterinerleri yanına yaklaştırmadı. Tamamdır. Kendine gelmesi için işte besleme, serumlar, antibiyotik ve ağrı kesiciler yapıyoruz. Erkeklere karşı daha büyük bir tepki gösteriyor. Yani herhalde o geçirdiği stresin pek ne zamandır strese maruz kaldı bilmiyoruz. Onun etkisi altında öyle gözüköyor. Murat Özdemir 2 yıldır Ortaköy'deki işte bu apartmanda oturuyordu. Zaman zaman komşularıyla aralarında tartışma çıkıyordu. O tartışmaya polis de dahil oluyordu. İşte şimdi Murat Özdemir'in Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmasıyla birlikte apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı ama sonrasında ne olacak kara kara onu düşünüyorlar. Yani o insan tedavi altında olsa bile bilinçaltının falan temizlenmesi gerekiyor. Ne yaşadıysa. Acın baba diyeceksin. Öğreteceğim ben. Bebek sahibi anne babaların aylardır şikayet ettiği bir konu var. Haklı olarak bebek bezlerindeki faiz zamlar. Bir dönem
dolardaki yükseliş bahane edilerek yapıldı o zamlar biliyorsunuz. Tezgah gördük dosyasında sık sık ekranlarınıza getirdik. Kurdaki ivme aşağı dönünce de madem öyle şimdi düşer herhalde diye bekledi. Beklenti bu yöndeydi. Herkes bekledi bunu ama olmadı. Ne hikmetse düşmedi. Aksine daha da arttı. O dönem bahanesi dolar olanlar bakın şimdi nasıl bir bahane buldu. Günde oğlunuz kaç tane bez kullanıyor? 6-7 kere kullanıyor. Kızım da aynı şekilde. Minimum günde 12. 10-12 bazen de 13 oluyor. Şimdi bir paketine 200 milyon veriyorum. İçinde 100 adet var. Tanesi 2 milyona geliyor. Islak mendil hariç. 70'ler 80 liraya Haziran ayında satılan yüzlük bebek bezi şu anda 200 lira fiyata ulaştı. Çok pahalı bence. Yani Allah sabır gerçekten zorlanacaklarını düşünüyorum şahsen. Anneler haklı. Bez, ıslak mendil ve mama fiyatları gün geçtikçe artıyor. Sorduğumuzda dolar pahalı ondan deniliyordu ama bundan birkaç ay önce. Şimdi ise şu anda dolar düştü ama bezlerin fiyatları hala düşmedi. Düşmediği gibi neden sorusunun cevabını da konunun muhataplarından hala net olarak veren olmadı. Dolar artışını birileri kazanç artışına vesile yapmak istediler. Yani açık söyleyeyim vurgun peşindeler. Evet, cevap yok ama bahane çok. En yeni bahane de ambalaj fiyatları. Bunun dışında bir plastik ambalaj var. Plastik ambalajla fiyat artışını bahane ediyorlar ama bunun satış fiyatı içindeki ambalajın maliyeti %1'lerde 2'lerdedir. Dolayısıyla bunlar bahane. Peki ayda sadece beze harcadığınız para ne kadar? 800 milyon. Bir hesaplama yapıyoruz. Haftada mamaya 60 lira veriyorsunuz. Evet. 60 lira yazdık. Sonra bezlere? Bezlere haftada 100 tane beze 200. 200 lira diyorum. 200 de beze. 200. Islak mendil. Islak mendil 8 milyon. Haftada 60 lira veriyorum ona da. 60 lira da ıslak mendillik. Bu sadece bir haftalık 320. Dolar düşmüş olmasına rağmen fiyatlar aşağı inir mi? Yani yapılan zam oranı %100'ün üzerinde. 320 çarpı 4. Bir ayda toplamda ıslak mendil, bez ve mama 1280 lira. Evet. Bu da minimum bu arada. Minimum evet. Anne bebeğin altını değiştirecek, evin bütçesi delik deşik olacak. Böyle şey olur mu? Evet, moral bozucu bir haberdi. Biraz düzeltmeye gayret edelim. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri soğan kebabından bahsedeceğiz. Şu sıralar Haydi Rebaç'ta sadece lezzeti için değil, sağlık da vaat ediyor çünkü yapanlara göre özellikle. Çok faydalı. Kansere karşı koruyucu etki de sağlarlar. Bir tadına bakacağım. Önce soğanın. Üst solunum enfeksiyona karşı direnci arttıran besinlerden. Bir de nar ekşisi faydalı. Peki faydası saymakla bitmeyen bu soğan kebabı nasıl yapılıyor? İşte şimdi bunun başına dönelim. Bakalım bu soğanlar ve bu kıyma bu şişe nasıl dizildi? Soğan kebabımızın özelliği arpacık soğandan yapmamız. İkiye böldükten sonra yarım soğan, yarım et şeklinde saplayarak porsiyonları hazırlıyoruz. Soğanın kebaba dönüştürüldüğü sofralara talep kış aylarında artıyor. Nedeni ise bu kebabın gripin doğal ilacı olduğu bilgisi. Faydalı çünkü bir kere öncelikle içerisinde kükürtlü bileşikler oldukça fazla miktarda mevcut. Hem kansere karşı koruyucu etkisi var, antioksidan kapasiteleri oldukça yüksek. Hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyorlar diye söyleyebiliriz. Soğan ve et şişten alındıktan sonra ayrılıyor, kabukları soyuluyor, ardından nar ekşisi sosuna yatırılacak. Soğan kebabı kış mevsiminde bağırsaktaki iltihapları alır, mideyi çalıştırır. Hanımlar bunu isterlerse evde de yapabilirler. Aynen bu şekilde arpacık soğanları ikiye bölecekler. Aralarına kıyma koyup tepsiye dizip bunu yaklaşık hemen hemen 30 dakikada fırında pişirdikten sonra servise sunacaklar. Siz görüntüsüne baktınız ama kokusu buram buram benim burnumda sizin için. Bir tadına bakacağım. Önce soğanın. Çok leziz nar ekşisi. Bir ekşilik katmış ve kesinlikle kokusu yok. İşte bu da mis gibi eti ev tipi. Vallahi lezzetliymiş. Ana haber bültenimizi o flash haberle açmıştık. Kapanışta da son noktaları aktaralım. Çünkü ard arda gelişmeler oluyor. Zira
Amerika'nın başkentinden, Washington'dan peş peşe açıklamalar geldi. Beyaz Saray Sözcüsü, DAEŞ'in alan hakimiyetinin kırıldığını, terör örgütünün yenildiğini, bugün itibariyle de DAEŞ'le mücadelede yeni bir evreye geçildiğini söyledi bu dakikalarda. İşte bu son evre tamamlanınca Amerika Suriye'deki tüm askeri varlığını çekecek. Beyaz Saray Sözcüsü süre de verdi, onu söyleyelim. 60 ila 100 gün dedi. Yani 2-3 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de bulunan tüm dışişleri personeli, diplomatlar, istihbaratçılar, ajanlar 24 saat içinde Suriye'den ayrılacak. Londra'dan da bir açıklama geldi. İngiltere'nin ne diyeceği merakla bekleniyordu. İngiltere Savunma Bakanı Tobias Elwood'dan bir açıklama geldi. Başkan Trump'a kesinlikle katılmıyorum. DAEŞ tehdidi hala canlı ve çok ciddi dedi. Yani İngiltere Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararını ve gerekçesini desteklemiyor. İlginç bir gelişme. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda 22.30'da Türkiye saatli bir basın toplantısı başlayacak. Görünen o ki gece uzun olacak. Biz gelişmeleri takip edeceğiz ve daha sonra yarın akşam sizlere aktaracağız. Şimdi bir ara verelim. Daha sonra kapanış için burada olacağız. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.